Kısa çalışma ödeneği nasıl etkiledi e, bu emeklilik planlamasını? Şimdi Meltem Hanım biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayından bu yana 1 Nisan itibariyle dersek daha doğru olacak. 1 Nisan'dan bu yana neredeyse 13 ay oldu. 13 ayı da bitirdik, bitiriyoruz. Ee, kısa çalışma ödeneği hayatımıza girdi. Şirketlerin ya da işletmelerin faaliyetlerinin tamamen ya da kısmen sona ermesi halinde e, bu uygulama yapılıyor. Evet çalışanlarımız açısından özellikle gıda sektöründe, hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde çalışan işçi kardeşlerimiz için bir önemli bir avantaj. Fakat bir de şöyle olayın şu boyutundan bakmak lazım. Bu süre içerisinde işletme kısa çalışmaya girmişse emeklilik için gerekli olan primler ödenmiyor. O zaman hmm. örneğin siz 2020 yılının Nisan ayıyla 2021 yılının Nisan ayı arasında tamamen faaliyeti durmuş ve 12 ay, 13 aydan beri eğer kısa çalışmaya devam etmişse işletmeniz 12 ay 13 aylık priminiz yatmamış demektir. O zaman ne yapmak gerekiyor ya da ne ne çıkıyor karşımıza? Bu kişi de 2022 yılında emekli olacakken ya da 2021 yılında bir yıllık süreyi tamamlayıp emekli olacakken bu sefer emekliliği bir yıl daha ötelenmiş şu, olacak. O mağduriyetin giderilmesi için peki bir Şimdi, e, çözüm? Şimdi tabii şu an bir pandemi sürecindeyiz. Evet hükümet devlet bir takım imkanlarını çalışanlarımız <laughs> için işletmelerimiz için sundu. Fakat ee, önümüzü henüz net olarak göremiyoruz. Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Nakit ücret desteği ya da işten çıkarma yasağı da 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Muhtemeldir ki o da 30 Hazirana kadar uzatılma ihtimali söz konusu. Çünkü e, Cumhurbaşkanı'nın ona uzatma yetkisi de var. Dolayısıyla 30 Hazirana kadar... Çalışanlarımız herhangi bir aksiyon almadan bu süreci beklemelerini tavsiye ediyorum. Belki 30 Haziran'dan sonra bir normalleşme sürecine girersek hükümet o zaman belki şunu diyebilir. Ya ben bu çalışanlarıma bir yıldır kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdım ama emeklilik primlerini yatıramadılar. Hı hı. Bir kısmını kendileri yatırsın bir kısmını da ben karşılayayım diyebilir. Veya devlet imkanları varsa devlet der ki bunları ben de bunları da karşılıyorum kardeşim diyebilir. Evet,